Evet arkadaşlar, 72 gün önce biçtiğimiz maral farfalarının yanına geldik. Tam burada bugün hesapladık, 72 gün olmuş. Var. Önceden toprağa atılmış burada. Var değil mi burada? Evet, burada hayvan gübresi var. O yüzden maşallah resmen çıldırmış. Bitki. Çıldırmış ya. Aman Allah'ım. Şunun boyuna posuna bak. Şu an bundan önceki giden sene bak. Aralık sonu gibi gömme çubuk yaptık bunu. Ahmet arkadaşımıza. Evet. Şu anda da maşallah. Bak bir kere de biçtik. O kadar da çok güzel sıraj verdi. Çoğalmış gibi sanki dibi. Evet evet. Kardeş sayısı fazla. Kardeşlemiş evet. Kardeş sayısı fazla. Ya baksana içine girilecek hali yok. Girilecek hali kalmamış. Maşallahı var yani. Bildiğin çıldırmış. Renginden de belli zaten. Evet. Simsiyah olmuş maşallah. Şuna bak ya. Aman Allah'ım ya. Gerçekten çıldırmış. Şimdi Ahmet arkadaşımız giden sene sıraj sıkıntısı yaşıyordu. Şimdi bu sene diyor ki. Aa şimdi yine sılaj yetişti diyor. Ben sılajı nereye dökeceğim diyor. Yani artık sılaj ararken sılaj bolluğu yaşamaya başladı. Onların bu hafta düğünü var. Düğünden sonra evet. Biçecekler herhalde bu tarafı. Evet aynen. Yani böyle iyi bakılırsa aynen. 70 günde 80 günde biçilecek hale geliyor. Aynen. Hani bazıları demiş şey olursa demiş traktör tepelerse veya bunu traktör depeledi sılaj çekerken bildiğin zaten sılaj makinesi ezmiyor mu diyor. Yüzündeki ezilse önemli değil, kök önemli zaten. Ha bizzat canlısında evet. Gördük. Bizzat zaten tek karıklı çektiğinden dolayı hepsini depelemek zorundaydık. Ezildi, depelendi, bir uçlu gitti. Ama yine daha gördüğün gibi bitki bu hale tekrar geldi. Vallahi dehşet olmuş burası yani yine. Buna baksana Allah'ını seversen yani çıldırmış, gerçekten çıldırmış bitki. Evet, evet. Diğer tarafına da bakacağız. Diğer tarafına da varalım, aynen. Hiç şöyle kapatmadan diğer tarafına da bakacağız. Her tarafı maşallahı var. Hey yavrum hey. Şuna bak. Yani Ahmet arkadaşımız sılaj ararken sılaj bolluğu yaşar hale geldi. Şunun güzelliğine bak maşallah. Zaten izleyenler bilir daha önce. Evet. Dediğimiz gibi 26 Ağustos muydu? Temmuz Ağustos'taydı. 26 Ağustos'ta evet. Çekim yapmışız. Buraların makineyle biçilişini göstermiştik sılaj olarak. Şimdi tekrardan geri geldik. 26 Ağustos. 26 Eylül. 2 ay. Evet yani. 70 gün falan ya. 70 gün falan olmuş evet. 70 civarı işte. 72 gün. Ama maşallah var dediğimiz gibi. Ben de çıldırmış bitki. Evet. Arkadaşlar çok soru geliyor. Maral farf hakkında. Bunu her sene mi dikmek gerekiyor diyorlar. Mesela. Yani bunu giden sene Aralık ayında gömme yaptık. Baharda sürgün verdi. Yani bir şu iki gözlü bir çubuk. Baharda sürgün verdi. Kışı o toprağın içinde geçirdi çubuk. Artık bir kere dikti. Bura artık bitti. Biç Allah biç. 7 ile 10 sene arası yani şu diyorlar. Şu anda bilinen. Belki de daha fazladır. Evet. Yani bilinen. Bilinen. Çünkü o rakam. Ülkemizde daha yeni tanındığı için şu anda net yılını bilemiyoruz. Ama en az 7 ile 10 yıl diye söylüyoruz. Ama yani ben fazla gittiğine inanıyorum. Çünkü her sene sürgün verdiğine göre her sene devamlı kök verecek. O kökler sürekli devam edecek. Evet. Biçilecek hale geldi değil mi gelmiş, şu anda? Gelmiş evet. Şu anda hiç durma biç yani bunu. Doğru. Hiç durulma biç. Biçilecek hale geldi kardeşim. Şu anda proteinin en yüksek olduğu zamanlar. Proteinin en yüksek olduğu zamanlar yani şu anda. Evet. Sanki dediğim gibi daha da çoğalmışlar. Bu kadar sık değildi içi. Evet evet. Gitgide de sıklaşacak herhalde bir gidişte. Aynen. Biçildikçe evet, çoğalacak. Maşallahı var yani. Resmen çıldırmış. Bura kaç dönüm Soner? Bura 3 dönüm civarı. 3 dönüm civarı. Kaç ton vermişti burası? Hatırlıyor musun? Şimdi 14 ton civarı verdi. Dönüme 14 ton verdi. 14 ton civarı verdi. Şimdi bu ondan daha fazla. Evet. Yani ortalama yıllık dönüme 30 ton civarı sılaj almış olacak. 30 ton sılaj alacak dönüme yıllık. Gelecek sene daha da çoğalacak. Gelecek sene daha da çoğalacak. Hatta hayvan gübresini verdikçe ben yani 45-50 tonu düşürmez diyorum ben. Evet. Şöyle arkadaşlar bir de geniş açı yapalım. Resmen çıldırmış bitki ya. Yani sılaj kıtlığı yaşayan Ahmet kardeşimiz şimdi sılaj koyacak yer arıyorum diyor.
Arkadaşlar birkaç gün sonra da zaten sıracın üstü açılacak. Sonra arkadaşımız sıracın üstünü açacak. Evet, hayvanlara verirken çekip videosunu çekeceğiz. Allah izin verirse. Sırac birkaç gün sonra açılacak inşallah üstü. Onu da çekip atacağız. Hayvanlar nasıl yiyor, yani içine ne koyuluyor. Şu, normal mısırda bir de kurt ilacı sıkma işi var, bilmem ne var. Bak hiç, en sıcak bölgelerde zamanında sürgün verdi. Hiç bir tane kurt derdi yok. Kurt ilaçlama derdi yok. Evet. Hiçbir masrafı yok. Tek masrafı, ilk baştaki dikim masrafı. Onun dışında hiçbir aynen şeyi yok. Bir tek sulama, eme, bir de biçme maliyeti. Başka hiçbir şey yok. Evet. Gerçekten bir hayvan için bulunmaz bir nimet. Yani bu kaba yemi böyle bir ucuza mal etmek, hayvancılığın kurtuluşu olmasında ne olsun yani? Öyle. Bazılar diyor bu kamış diyor. Bu yenir mi diyor, hayvan yer mi bunu diyor, zehirlemez mi diyor. Tövbesi tavuğuna. Yani çektiğimiz sılacı şimdi görecekler. Evet. Nasıl yediğini hayvanların. Göstereceğiz Allah izin verirse. Zaten yemese ben niye çekeyim onu sılacı? Yani. Niye bir hayvancı kadar olarak zaten ilk başta denedim, yedirdim hayvanlara, gördüm ki çuvalttım ben zaten. Evet, evet. Yani boş beleş konuşanlar çok maalesef. Biz gördüğümüze inanırız arkadaş. En kötü şartta diyorum yani bir hayvancı hadi bir dönüm 5000 lira maliyeti gözden çıkartsın. Evet. Bir dönüm deneme amaçlı diksin hayvanlarına yedirsin. Ya 100 metrekare diksin. Yani 100 metrekare diksin. 5000 lira için 5000 lira neye gitmiyor ki şu devirde? Doğru. 3-4 kişi kesiyor zaten günlük yani, yevmiyesi 1000 liradan. Aynen. 1000 liradan 4000 lira yapıyor. Yani zaten onun yarısı biçme maliyetine, çubuk kestirme maliyetine gidiyor bana. Doğru. Benim tek amacım, ben denedim gördüm hayvanlarıma yedirdim ki diğer hayvancıların da yedirsin görsün amacıyla uygun söylüyorum. Yok gelsin zaten kendi kessin daha ucuza ver. Aynen aynen. He, adam bulsun getirsin kessin. Evet, evet. Daha ucuza ver. Bari işçi maliyeti şimdi bilmez. Şimdi Samsun'dan bir arkadaşa verdim. Evet. Uzun uzun kestik. Onlar da bir hayvancının yanına gitmişler orada. O da dedi ki işte ya ben bir yerde reklamını gördüm dedi. 25 kuruşa da çubuk var diyor dedi. O da dedi ki ne, ben tabii orada yoktum videoda. O da dedi ki ne, Samsun'da alan arkadaşımız. Ya dedi biz dedi o kesilen çubukları iki göz iki göz parçalamak için 5 kişiyle öğlene kadar uğraştık. Şahsen dedi yani 25 kuruşa o işçiliğe biz kesmesini bilene yapmayızdık dedi. Ben de ona yorum yazdım. 25 kuruşa çubuk kesme işi yapan varsa buyursun iş verebilirim diye. Yani. Yani işçiliği bayağı bir var bunun. En zor iş zaten işçi maliyeti, evet, çubuk kesme işi. Evet. Ha adamınızı getirin yanınızda daha ucuza versin. Şimdi daha ucuz bir yer olmuş olsaydı zaten ta Samsun'dan 12 saat 11-12 saat arabasıyla gelip de o yolculuğu çekmezdi diyor düşünüyorum ben. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evet. Birkaç gün sonra inşallah sılacın üstünü açacağız. İçine ne hayvanlara yedirdiğimizde göstereceğiz Allah izin evet, verirse. İçine ne koyuluyor ne koyulmuyor hepsini göstereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Videolara yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa çok sevinirim. Maral falfa bitkisine çekimlerine devam arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.